Merhabalar. İstanbul Hepimizin Gelişimi'nin hazırladığı ve sunduğu Şehir Hepimizin programında yine birlikteyiz. Bugünkü konumuz interaktif harita tabanlı bir çalışmanın, bir projenin çerçevesinde İstanbul'da yapılan mega projeleri ele alacağız. İki konuğumuz var. Sevil Şeten ve Murat Tülek. Hoş geldiniz. Birazdan bu portalın nasıl çalıştığı ve nasıl kullanılacağı ile ilgili ayrıntılara gireceğiz. Ama önce biz sizi ve proje ekibini tanımak istiyoruz. Ben Murat Tülek, şehir plancısıyım. Araştırmacı olarak çalışıyorum. Genellikle tarihsel, kentsel meselelerle ilgili ve haritalama projelerinde çalışıyorum daha çok. Ben de şehir plancısıyım. Şu anda master yapıyorum. Haritalama konularıyla ilgili çalışıyorum ben de ve her ne kadar mega proje konusu üzerine çalışmasam da haritalar konusunda çalışmaya devam ediyorum master projemde. Peki ekibiniz sizden daha geniş bir ekip. Onları evet. Biraz tanıyabilirsek. Yani aslında ufak bir ekibimiz var. Yani genellikle araştırmayı yapan Sevil ve ben oluyoruz. Haydar Karabey bu projenin danışmanı. Kendisi mimar. Bu projeye yaklaşık 5 yıl önce başlamıştık Serbest Mimarlar Derneği'nin desteğiyle. O dönem Ersen Gürsel derneğin başkanıydı ve onun danışmanlığında da ilk başta başlamıştık. Bir de yazılımcımız var, Yakup Çetinkaya. Hani onun da büyük bir emeği var projenin gerçekleşmesinde. Ama ekibimiz genel olarak bundan araştırmayı genelde Sevil ve ben yapıyoruz. Haydar Hoca'nın danışmanlığında. Evet. Portalımızın adresi megaprojeler.istanbul.com. Bu internet bağlantısı olan herkesin erişebileceği. Evet. Mobil telefonlardan da erişilebiliyor muydu? Onu evet. Konuşmadık belki ama ve bilgisayarlardan erişilebileceği bir portal. Fikir nasıl doğdu? Bize biraz bunun geçmişini anlatırsanız memnun oluruz. Yani en böyle temel sorun, yani 2013 yılının Eylül ayında başladık bunu yapmaya ve en temel sorun bu birçok projeden böyle bahsediliyor. Çok büyük projeler ama bu projeleri bir arada gösteren bir harita bile yoktu. Yani bir görsel bile yoktu ki hani bunlar üzerine tartışalım, konuşalım gibi bir şey yoktu. Bir harita yoktu. Yani biz bu veri tabanı oluşturmanın önceki esas derdimiz bir haritanın olmamasıydı ve işte Haydar Karabey aynı zamanda benim hocam, mimar sanat doktora yapıyorum. Oradan hocam ve onunla başta bu işi konuşmaya başladık. Haydar Hoca bir takım denemeler yapmıştı. Böyle bir statik bazı haritalar yapmıştı. Ama yani böyle bir şey statik bir haritayla, yani bir JPEG formatında böyle bir haritayla böyle gösterebileceğimiz bir şey değil. Çünkü çok farklı ölçekte projeler var. Yani 3. Havalimanı gibi belki tarihi yarımadanın 3 katı büyüklüğünde böyle bir proje de var. Veya emek sineması gibi sadece böyle yapı ölçü, yani parsel ölçeğinde şeyler de var ve bunları bir arada göstermek epey zor. Bu ancak interaktif bir haritayla olabileceğini böyle düşündük. Ve o dönem Serbest Mimarlar Derneği'nin, İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin başkanı olan Ersen Hoca'yla da bunu sık sık Haydar Hoca tartışıyordu. Ve sonra bir araya geldik ve bunu bir projelendirme diye karar verdik. Başta sadece bir harita şeylerini çizmek gibi bir şeyimiz vardı ama bulundukları yeri noktayı. Bulundukları yeri ama bulundukları yeri çizmek epey zor. Yani çok büyük bir araştırma sürecini getiriyor. Yani aslında başta örneğin bütün projelerin tek bir düzlem üzerinde bir arada gösterilmesiyken amaç projelerin her birinin bütün içeriklerini ve bütün ilerleme süreçlerini araştırırken aslında elimizdeki verinin çok geniş ve hatta paylaşılması da gereken, herkesin belki projelerle ilgili de bilmesi gereken bilgiler olduğunu düşündük. Dolayısıyla aslında o projeyi, yani o haritayı hazırlama süreci projenin bir çeşit şekilde şekillenmesini sağladı. Hani o tek bir düzlemde belki noktasal olarak göstermeyi düşündüğümüz o projeler bütünü sonunda her bir projeyi bütün alanlarıyla, alanlarını görerek görebildiğimiz, aynı zamanda bütün süreçlerini takip edebildiğimiz
daha da kapsamlı. Birbirine yakınlıklarını görebildiğimiz, belki aynı birbirini zamanda nasıl etkileyeceğini. Kesinlikle. Programda önce bir iki çarpıcı örnek vermiştiniz. İçinden yol geçen hastane gibi. Evet, birazdan daha ayrıntılı şey yapabiliriz. Hastane örneği gibi. Dolayısıyla hani projenin başlangıçtaki hedefiyle yol alırken ki aşamalar projenin hem hedefini değiştirdi hem de ortaya çıkan ürünün kapsamını genişletti. Sonra daha sonraki hatta adımları da bayağı belirledi. Çünkü bütün bu hani bugün geldiği nokta hani bizim öngörmediğimiz bir şeydi. 2014'ten bugüne kadar projenin devam etmesi, bizim projeleri eklemeye devam etmemiz sürekli. Hoş bir yandan İstanbul'da da sürekli projeler devam ediyor. Evet, çok dinamik bir ortamda yaşıyoruz değil mi? Kesinlikle. Tam onu düşünüyorum ben de. Evet. Her gün gündeme yeni bir takım proje, belki bir kısmı spekülasyon düzeyinde, söylenti düzeyinde düşüyor. Bunları takip etmek, doğrulamak, sağlamasını yapmak da epey mesai isteyen bir kesinlikle iş, evet, çalışma. Bir de aynı hani yine başka bir çıkış noktalarından bir tanesi de tamam projelerden haberdar etmek herkesi. Yani sadece uzmanları değil, aynı zamanda yaşayan bütün halkı, yani İstanbulluları. ve onların herkesin anlayabileceği bir dille. Hani bu noktada şey çok önemli. Murat'ın özellikle işte, çünkü Murat hani haritanın teknik konusunda çok daha büyük bir katkısı var benden. İmar planlarında herkes imar planlarını anlamak gibi bir beceriye sahip. Beceriye sahip. Ne de böyle beklenti, yani böyle beklenti olamaz kimsenin. Ama hani biraz aslında bizim yaptığımız bir çeşit tercümanlık gibi bir şey. Hani o imar planında söylenen o projenin içeriği hiçbir şekilde uzman olmayan birine hiçbir şey ifade etmiyor. Ama en azından bu harita üzerinde, hani İstanbul haritası üzerinde alanları çizilmiş bütün projeleri bir arada görmek ve onların imar planlarıyla ilgili bilgilerine erişilebilir bir şekilde hani sunmak ve onları okumak en azından projeyle ilgili aşağı yukarı bir bilgi edinilmesini sağlıyor. O noktada biz galiba biraz aradaki koordinasyonu yapıyor gibiyiz. Hani Yani bir başta ben düşündüğüm şey, hani projenin bir tane planı vardır ve hani ona göre çizeriz gibi düşünüyorduk ama yani projeler genellikle sürekli revize ediliyor. Yani sürekli başka planlar çıkıyor, iptal ediliyor, yeni planlar çıkıyor vesaire ve hani son güncel böyle projenin planına ulaşmak için neredeyse projenin tüm sürecini araştırmış olmak gerekiyor. Ayrıca yani imar mevzuatında da değişiklikler oluyor. Evet, evet. Geçen evet, zaman içerisinde evet, hızlı bir şekilde. Evet. Peki yurt dışında da örnekleri var mıdır yaptığınız çalışmanın? Yani esinlendiğiniz bir örnek oldu mu ya da yani teknik açıdan tabii ki buna benzer şeyler var ama hani içerik açısından böyle bir şey daha önce görmedik. Çünkü çok İstanbul gibi planlama sürecinin işlediği pek bir yerde yok açıkçası. Hani birazdan daha ayrıntılı değiniriz ama hani içerik açısından böyle bir örneğe daha önce rastlamadık. Ama teknik açıdan bunun benzer yapılan çok fazla şey var. Evet, biraz önce herkesin bu yatırımları, planları okumada, anlamada uzman olmayacağını söylediniz ama aslında yatırımların bir kısmı da İstanbul dışından, merkezden planlanan. Hatta belki yerel yönetimlerin de İstanbul'da çok önceden haberdar olmadığı türde yatırımlarda olabiliyordur diye düşünüyorum. Ya da geçmiş zamanlarda yaşadık. Belediye Başkanı bir sabah basın toplantısı düzenleyip İstanbul'un neresine hangi karayolu tünellerinin geçirileceği veya ne yapılacağını bir anda gündeme sokabiliyor. Bu tür bir ayrım da var değil mi yaptığınız çalışmada? Yani harita üstünde gördüğümüz projelerin, yatırımların bir kısmı İstanbul'da yerel olarak planlanmış çalışmalar. Bir kısmı da örneğin kuzeydeki büyük projeler, özellikle havalimanı, otoyol gibi. Evet. Yani özellikle 2011, yani yanlış hatırlıyorum, 2011'di galiba Şehir ve Şehircilik Bakanlığı'nın kurulması. Yani o tarihten itibaren Ankara'nın, yani merkezi yönetimin İstanbul'la ve tüm şehirlerle ilgili hani planları onay ve hani planları yapma ve onaylama yetkisi zaten vardı ama biraz daha hızlandı ve ağırlık kazandı bu süreçler ve aslında o tarihten sonra daha çok Ankara'dan ve merkezi yönetimden müdahaleler olmaya başladı ve projeler yapılmaya başlandı. Evet. Yani sitede bütün böyle projelerin, birazdan böyle göstereceğiz, bir künyesi var ve orada ilgili kurumlar diye bir kısım var. Orada hepsinin hani bakanlık mı yoksa işte Büyükşehir Belediyesi mi yoksa daha yerel ilçe belediyeleri mi
bunların olduğu görülebiliyor. Ya da özel yatırımlar var, özel girişimler var. Belki arazisinin bir kısmı kamu arazisi tahsis edilmiş ya da kendi mülkiyetinde olan. peki bu arada teknik masadaki arkadaşlarımızdan rica etsek megaprojeleristanbul.com portalına girip izleyicilerimize hem bu haritanın nasıl büyüttüğü, neye benzediği hem de nasıl kullanacağıyla ilgili biraz bilgi verelim. Az evvel söylediğimiz gibi internet bağlantısı olan herkesin erişebildiği ve buradaki her türlü datayı kullanabildiği bir ortamdan bahsediyoruz. Evet. Nasıl kullanıyoruz haritamızı? Sizden biraz ders alalım. Tamam. Megaprojelerden böyle gitmek daha şey olabilir. Ya şöyle aslına bakarsanız hem ya harita üzerinden ya da proje listesi sekmesi üzerinden arama yapmaya başlayabiliriz. Sağ alt köşede 3 başlık var. Onlar galiba açılıyor. Evet. Şimdi, sağ üst köşede proje listesi, türü ve açıklanma tarihi adı altında 3 tane sekme var. Proje listesi içerisinden yani alfabetik sıraya göre düzenlenmiş bütün projelerden herhangi bir tanesine ya da işte hangisi bakmak istiyorsak onların bir tanesine tıkladığımızı düşünelim. Mesela 3. havalimanı bizim en çok en başta. Son zamanlarda ilk akla gelen, en çok merak edilen. En çok merak edilen ve en çok hızlı ilerleyen zaten proje. Buna tıkladığımızda künye açılıyor. Evet. Künye açılıyor. En üst bölmede projeyle ilgili yani eklediğimiz bütün görseller. Hepsi de kaynakları, hani herkesin erişebileceği ve fotoğrafın da en alt tarafına geldiğimiz zaman kaynak için tıklayınız sekmesinden kaynağa erişebileceğimiz görseller bunlar. Yani bir kısmı resmi kaynak, bir kısmı yatırımcının belki kendi reklamlarında kullandığı görseller veya bilgiler olabilir. Evet. Bir kısmı basında çıkmış olan bilgi olabilir. Ortak noktaları hepsinin de internet ortamı üzerinde erişilebilir olması aslında. Ve tabii ki biz hani bizim açımızdan çarpıcı veya da açıklayıcı olduğunu düşündüğümüz görselleri kullanıyoruz. Hemen onun altında küçük bir künye var. Küçük diyorum ama aslında gayet projeleri detaylı biraz kimlik bilgileri gibi işlev gören işte bir takım bilgiler var. En önemlisi hani kurumlar. Çünkü hani yatırımcının kim olduğu. Yatırımcının yanı sıra aynı zamanda hani resmi kurumlar. Hangi kurumun hani bakanlık ya da belediye ya da hani işte TOKİ, Emlak Konut vesaire. Evet. Ve özel yatırımcılar tabii ki. Üçüncü hava yolları için söz konusu tabii ki hani Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan sonra ve TOKİ'den sonra işte özel diğer yatırımcılar. En çok ismini duyduğumuz Cengiz, Colin Limak girişim grubu. Ve arkasından işte proje büyüklüğü, proje türü, bizim belirlediğimiz türler ki birazdan türler sekmesinden de onların nasıl farklı bir şekilde filtrelenebileceğini görebiliriz. Ve arkasından yine en önemli bulduğumuz yani güncel durumu projenin. Güncel durumu bizim, yani güncelleme konusu, projenin güncelleme konusuna birazcık dokunacak ama ya hemen daha sonra konuşmayı düşündüğümüz bir şeydi. Evet. Şöyle hani projelerin askıya alınma süreci ya da chat süreçleriyle birazcık daha hani biraz ne derim hani inşaat süreci eksikmeye uğruyor belki iptal ediliyor proje. Hani bu güncelleme durumu aslında bizim için bayağı önemli projenin gidişatıyla ilgili bilgi sahibi olmak için olması açısından. Ve bu en son eklediğimiz yeni bir sekmede projeyle ilgili yayınlanan raporlar, tezler ya da makaleler. Yani bunlar şeyler olabiliyor. Hani bazı meslek odalarının yayınladığı raporlar olabiliyor ama onun yanında işte yapan şirketin kendi hazırladığı chat dosyaları da burada yer alabiliyor. Yani ilgili kapsamlı olan böyle raporları burada yer almaya çalışıyoruz. Bir de tanımlanabilen bütçe diye bir kısmımız var. Bu da aslında başta buna maliyet diye bir şey demek istedik ama bunun hani toplamanın oldukça zor olduğunu anladık ve tanımlanabilen bütçe dedik. Çünkü yani birçok projenin işte ihale bedeli, yatırım bedeli gibi hani çok fazla türde böyle bütçe şeyleri açıklanıyor. Bunları bu şekilde yani tanımlanabilen bütçe gibi bir şey söyleyip onun ne olduğunu belirttik. Yani yatırım bedeli mi, ihale bedeli mi? Ve arkasında da hani projeyle ilgili bütün gelişim sürecine hakim
olabileceğimiz zaman çizelgesi bölümü var ki. Peki özür dilerim. Üçüncü havalimanının şu anki durumu ne gözüküyor? Yani açılışı yapıldı resmen ama işlemiyor. Dolayısıyla evet, yani en sona inebilirsek artık. Proje tamamlandı olarak mı görüyoruz ya da yapım aşamasında mı görüyoruz? Eklediğimiz haber yanlış hatırlamıyorsam yani en aşağıda. Oldukça uzun bir tarihi galiba var. Galiba Atatürk Havalimanı'nın kapanıp buraya taşınma şeyinin ertelendiğiydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, çünkü havalimanının 31 ya da 30 Aralık'ta tamamen bir anda yani topyekün taşınması evet. gibi bir plan vardı. Doğru. Ama o plan Mart ayına ertelenmiş ve Mart ayında hatta kademeli olarak yapılacağı şeklinde bir karar alınmış. En son eklediğimiz haber buydu. Yani şu anda o zaman inşa aşamasında gibi gözüken hizmete girmemiş, tamamlanmış evet. olarak gözüküyor. Hani o 3. Havalimanı ile ilgili direkt bir şey söyleyemiyoruz ama Atatürk Havalimanı 3. Havalimanı'na bağlı olarak kapatılacaktı sonuçta. Evet. Açılışıyla ilişkili olarak kapatılacaktı. Ama hani 3. Havalimanı'nda ne olduğunu söylemek yerine biz Atatürk Havalimanı'na daha iyi bir referans alıyor bu zaman. Yani erişebildiğimiz haber de bu yönde dolayısıyla. Evet. Yani biz hani burada kullandığımız tüm kaynaklar da kamuya açık kaynaklar. Yani bir şekilde herkesin ulaştığı aslında evet. ulaşabildiği kaynakları hani burada böyle topluyoruz aslında. Yani bir evet doğru bu haberlerin hepsi. Evet doğru. Onu sanki söyledik gibi düşündüm ama doğru. Mesela Aralık 2018 başlığının üzerine geldiğimiz zaman çünkü birbirine bilmiyorum giriyor mu. Her şeyin sonunda her zaman çizelgesindeki her bir girişin başlığının sonunda küçük bir sarı yıldız işareti var. Yıldız işareti hani üzerine tıklandığı zaman bizim aldığımız kaynağın kendisine bizi götürüyor. Hani şu anda bilmiyorum ekran bunu göstermeye müsait olur mu? Ama en azından hani kaynak konusunu bu şekilde doğrulayabiliriz. Evet, burada gördük. Şimdi Kuzey Ormanları Savunması'nın sayfasına gitti galiba, yönlendirdi bizi. Evet, yani bir de burada da hani sadece hani projenin inşaatının ilerleme aşamalarını değil, hani aslında kamuya yansıyan tüm haberleri burada yer veriyoruz. Yani atıyorum işçi ölümlerinden de bahsediyoruz. İşte herhangi bir atıyorum kaza, işte atıyorum şantiyede işte daha önce bir Şans City projesinde galiba olmuştu. Bir iskelenin çökmesi, fırtınada. Hani aslında evet. kamuya yansıyan böyle tüm haberler oluyor. Yani evet. inşaat süreçleriyle beraber dava açılmalar, yani tüm durdurmalar, mevzuat değişikliği. Evet, evet, evet. Tüm hepsini böyle takip edip gibi kararlar. Evet. Çetropan olmuş olması. Evet, evet. peki tekrar haritaya dönüp yine sekmede biraz bakabilir miyiz? Başka filtrelerden bahsetmiştiniz. Evet doğru. Proje listesinden bahsetmiştik. Yani proje listesi üzerinden gitmiştik. Şimdi türü sekmesine baktığımız zaman da ondan daha fazla proje türü belirledik ki aslında biraz da projeleri türleri üzerinden filtreleme işlevi için aslında. Şöyle hani mesela kentsel dönüşüm sekmesi, kentsel dönüşüm türüne tıklayalım mümkünse. Ve hani ve haritaya birazcık daha hani yakınlaşalım ve o zaman hani birbirlerine aslında birbirleriyle ilişkilerini tür üzerinden, projelerin birbirleriyle ilişkilerini tür üzerinden birazcık da izlemiş oluyoruz. Ve hani mesela Haliç çevresindeki bilmiyorum Ok Meydanı kentsel dönüşüm projesi aslında şu büyük evet. evet orası. Ya hani tekrar dediğim gibi hani türü ve mekansal olarak hani o türlerin birbirleriyle yakınlığı ve nerelerde yoğunlaştığı. Nerelerde yoğunlaştığı üzerine bir okuma yapılabildiğini. Buradan şunu anlıyoruz ama kentsel dönüşüm mü seçtiğimizde, o başlığı seçtiğimizde aslında çok büyük boyutlu mesela Fikirtepe gibi bütün bir mahallenin veya semtin yıkılıp tekrar yapıldığı türlü, yoksa kentsel dönüşüm ismi altında çok mahalle veya sokak düzeyinde bina evet, ölçeğinde bu afet yasası inşaatlar evet yenilemeler oluyor. Aslında bu belki birazcık şeyle de ilgili, hani bizim mega tanımımızla da ilgili belki, hani neye mega deyip neyim hangi evet, projeyi evet, mega yeri gelmişken oraya isterseniz neden hani yani 4 tane böyle temel kriter belirlemiştik bununla ilgili.
Yani proje, yani bu web sitesine hangi projelere yer vereceğiz? Bunlardan birincisi mekansal büyüklük. Yani projenin büyüklüğünün ne kadar olduğu. Örneğin hani 3. Havalimanı hem ekonomik olarak hem de mekansal olarak çok büyük bir proje. İkincisi ekonomik büyüklüğü. Üçüncüsü yani yatırımın maliyeti. Evet. Yani özellikle bu mega projeler diye, yani tırnak içinde mega projeler diye açıklanan hani projeler genelde hem mekansal hem de ekonomik büyüklükleriyle öne çıkarılan bir projelerdi. Bir de projeksiyonu yapılan mesela bir yatırımın ne kadar ekonomik değer sağlayacağı ile ilgili sayılar da oluyor ama onları siz burada hesaba katmıyorsunuz. Hesaba katmıyoruz. Çünkü bu biraz önce bahsettiğim tanımlanabilen bütçe meselesindeki problem şey. Yani birbiriyle karşılaştırılabilir sayılar elde edemiyoruz maalesef bütün projelerle ilgili. Bunun dışında üçüncü kriterimiz ekolojiye olan etkisi bu projelerin, yani o etkinin büyüklüğü. Dördüncü şeyde kent hafızasına yaptığı, yani kentsel belleğe yaptığı etkinin büyüklüğü. Yani bu, yani böyle bir üç, bu dört maddelik bir çerçevede biz hem 3. Havalimanı'nı hem de Emek Sineması'nı, Narmanlıhan'ı bir araya alabileceğimiz bir çerçeve yaratıp bunların hepsine yer verebiliyoruz haritada. Evet. Peki ekolojik etki dediniz. Bu noktayı biraz sormak istiyorum. Çünkü yatırımların bir kısmı ÇED'den muaf oluyor ya da muaf olsa bile bir şekilde ÇED olumlu rapor alabiliyorlar. Dolayısıyla mesela 3. Havalimanı'ndan yine aynı örneğe de döneceğiz belki ama hani kuş göç yolları üstünde olmakla beraber etkisi olmayacağı gibi sonuçlar ortaya çıkıyor. Sizin burada ekolojik etki kriterleriniz nasıldır? Yani elinizde böyle resmi raporlar varken mesela 3. Havalimanı ya da Kanal İstanbul'un ekolojik etkisini nasıl ölçebiliyorsunuz? Yani tabii ki hani bununla ilgili çok fazla böyle yapılmış bir çalışma ve böyle rapor var. Ama hani şey çok aşikar. Yani yani buralar kuzey ormanları üzerinde çok büyük tahribat yaratan böyle projeler ve yani aslında bu 2014 yılında kurulan İMP'nin İstanbul'un 2004 yılında kurulan İMP'nin hazırladığı ve İstanbul'un bu anayasası olarak kabul edilen bu çevre düzeni planının en temel şeyi aslında buydu. Yani kentin doğu batı aksında gelişmesi ve kuzeye eşit bir yapılaşma baskısının olmamasıydı. Hani bırakın hani hani köprü veya işte havalimanı projelerini daha küçük ölçekli yerleşim veya işletmelere bile hiçbir aslında öngörmeye izin vermeyen bir plandı ve aslında o plan hala yürürlükte resmi olarak. Yürürlükte ama fiilen hani en temel şeyi prensibi ihlal edilmiş durumda. Dolayısıyla hani bu projelerin yani çevre düzeni planında bunu hani yani kuzeye baskısının olmamasının en tebebi bu ekolojik sınırlara dayanmaması ve bunların ihlal edilmemesiydi aslında. Dolayısıyla bir yerde doğrusu diyebiliriz ki bu plandaki bu planda öngörülen ekolojik öncelikler İME İstanbul Metropolitan Planlamanın 2009'da galiba hani ilk kez sunduğu hani büyük İstanbul Metropolitan Planı'nı ve hani İstanbul Kuzey bölgesini İstanbul akciğerleri gibi koruyan ve hiçbir yapılaşmaya izin vermeyen planı aslında bizim bir çeşit ekolojik kriterimiz olan ekoloji konusunda. Oradaki ekolojik değerin göstergesi kriterim olarak aldınız ve dolayısıyla orada yapılacak her türlü yatırım ekolojik açıdan olumsuz etkisi olacak. Hatta büyük etkisi olacak yatırım olarak değerlendirildi. Peki içinden yol geçen bir hastaneden bahsetmişsiniz. Biraz ondan bahsedeyim. Yani şunun için soruyorum bunu. Aslında yol muhtemelen yine Ulaştırma Bakanlığı'nın planladığı veya Büyükşehir Belediyesi'nin planladığı, yani bir kamu kurumunun planladığı yatırımdır. Herhalde şehir hastanesi de benzer şekilde. Dolayısıyla iki kamu kurumunun yapmış olduğu planlamanın yatırımın aslında harita üstünde konduğunda birbirinin içinden geçtiğini siz görebiliyorsunuz. Bu şekilde. Hangi örnekti bu? Yani hangi bu iki telli şehir hastanesi örneği. Yani bu şöyle aslında biz bu böyle haritayı yaparken yani bu işte İstanbul'un planından başka bir sanki başka bir harita var ve biz bu haritayı çözmeye çalışıyoruz ve aslında bir puzzle gibi parçalarını yerine koymaya çalışıyor gibi hep hissediyoruz. Çünkü örneğin birinci görseli açabilmemiz mümkün mü? Bu şey iki tane yapılacak şehir hastanesinin görseli gelecek birazdan.
İşte bu bir vaziyet planı ve biz, bizim böyle bu projeleri çizerken kullandığımız kaynaklardan bir tanesi. Ve böyle bir şey var. Biz bunu işte haritada ve koordinatlıyoruz ve böyle çiziyoruz. Daha sonra şimdi haritaya geri dönersek, hatta iki telli şeyini de dersek, biz bunu haritaya böyle koyduğumuzda epey böyle hani biz böyle şaşırtan bir şeyle karşılaştık. Şimdi proje belki türünde hepsini göstere tıklayabiliriz. En altta. En altta. Şimdi proje listesinden iki telli şehir hastanesine gidebiliriz. Orada bir çeşit haritanın nasıl, evet, sitenin nasıl kullanıldığı ile ilgili küçük bir alıştırma. Yaz aşağıda. Alfabetik sıraya göre evet, iki telli ve iki telli İ harfinde bulacağız. İki telli şehir hastanesi. Sonra kutunun içinde yakınlaştır diye bir şey var. Ona tıklarsak direkt ona zoom yapacağız. Harika. Bu şeyi eklediğimiz zaman gördük ki bu Kuzey Marmara Otoyolu'nun ana böyle bağlantı yollarından bir tanesi şehir hastanesinin içinden geçiyor. Yani biraz böyle zoom out böyle yapabilmemiz mümkünse böyle onu çok daha rahat görebiliriz. Yani bu proje, yani bu şey şehir hastanesi çok büyük aslında böyle bir yatırım ve yani çok fazla insanın hani bu hastaneleri kullanması öngörülüyor. Hatta yanlış hatırlamıyorsam %70'lere varan bir şeyde hasta garantisi veren bir şey. Kullanıcı garantisi veren bir proje. Ve hani buraya dolayısıyla ulaşımın çok rahat olması böyle planlanmış gibi görünüyor. Ama biz bunu herhangi bir yerde okumuyoruz. Hani bunun böyle planlandığını bilmiyoruz. Burası bilmiyorum ama çevre düzeni planında böyle öngörülmüş mü? Bundan hiç emin değiliz. Ancak biz bu hani şey haritaları bir yani bir araya getirdiğimizde, proje alanlarını bir araya getirdiğimizde bunu görüyoruz. Yani epey bu ilginç bir örnekti. Yani bu projelerden herhangi birisi hayata geçmiş durumda mı şu anda? Yani bağlantı yolu ya da hastanenin kendisi? Hastanenin kendisinin inşaatı başlanmış durumda, yani ilerliyor. Bağlantı yolları da yani epey ilerledi diyebiliyorum. Yol güzergahında o zaman değişiklik yapmaları gerekecek ya da yok, planlara sadık kalıp hastanenin içinden geçecek. Evet, hastanenin içinden geçecek bağlantı yolu. Öyle görünüyor. Yani oldukça aslında erişilebilir bir şey olacak gibi görülüyor. Evet. Ama yani epey şanslı bir yer seçimi. Öyle söyleyebilirim. Evet. Yani bir de bu yani bizim böyle en böyle temel şeylerimizden bir tanesi bu hani gösterdiğimiz ilk böyle vaziyet planı gibi bir takım böyle görseller var. Örneğin belki ikinci görseli açabiliriz. İkinci görsel bir riskli alan kararı. Bu işte resmi gazetede yayınlanmış Gazi Osman Paşa'lık bir riskli alanın böyle kararı ve bununla riskli beraber gerçekten deprem bu afet. İşte şey afet yasasına göre riskli ilan edilen alan yani yasa olarak riskli ilan edilen alan. Bunda çok fazla dava açıldı, iptal edildi, tekrar yayınlandı vesaire falan ama hani diyelim ki ben Gazi Osman Paşa'da yaşıyorum ve benim evim buraya giriyor mu girmiyor mu görmek istiyorum. Yani bu bir bu kentte yaşayan insanların en böyle doğal hakkı. Ama hani, ve bu kamuya açık bir bilgi. Yani insanlar ulaşabiliyor mu? Herkes ulaşabiliyor mu? Ulaşıyor ama hiçbir şekilde hani böyle bir şeyden hiçbir şey anlaşılmıyor ve bunun ekinde de bazı koordinat bilgileri oluyor. Evet. Yani bunlar yani aslında veriler hani kamuya açık ama kamuya açık olduğu herkes tarafından anlaşılır olduğu anlamına gelmiyor. Bizim aslında böyle temel dertlerimizden bir tanesi bu tarz şeyleri anlaşılabilir, herkes için anlaşılabilir kırmaktı. Yani biz işte bunu tekrar bir haritaya gidip o Gazi Osman Paşa işte Sarıgöl projesi veya üçüncü görselde de gidebiliriz. Üçüncü görselde de yazıyor. Yani biz bunu bu şekilde böyle alanını çizerek böyle daha görünür ve hani insanların hani en azından kendilerinin de rahat bir şekilde anlayabileceği bir hale getirmekti bizim en temel amaçlarımızdan bir tanesi. Yani bu da aslında projelerin ve bu planlama süreçlerinin katılım aşamalarıyla ilgili eksik bir taraftı. Yani en temel şeylerden bir tanesi katılım için bilgilendirmek aslında. Mutlaka. Biraz böyle şeylerimizden bir tanesi de buydu. Peki, bir sonraki sorum aslında bu konuda olacaktı. Bu tür çalışmalar, megaprojeler.istanbul.com ve benzeri çalışmalar, bireylerin ve sivil toplum kuruluşlarının planlama karar alma süreçlerini
katılımını nasıl işlevsel olabilir? Biraz da daha pratik boyuttan sorayım. Sizin bu çalışmanızı halihazırda yayında olan ve güncellenmekte olan çalışmanızı şimdiye kadar kimler kullandı, kimler faydalandı? Bize biraz örnek de verebilirsiniz, daha anlaşılır olacaktır. Tabii. Görsellerden mi gidelim tekrar? Yani çünkü görselleri geçmeden aslında çok genel bir çerçeve çizersek evet, aslında hani bizim kolayca takip ettiğimiz sosyal medya üzerindeki paylaşımlarından başlayabiliriz. Hani özellikle Twitter'da ya da Facebook'ta da. Ve kimler tarafından? Yani hem araştırmacılar, özellikle hani mimar ve plancı olmalar başta olmak üzere. Yani kent meselesiyle ilgilenen tüm araştırmacılar. Kent meselesiyle ilgilenen aslında bütün araştırmacılar ama hani özellikle mimar ve plancılar diyorum. Çünkü araştırmacılar hem üniversitede içerisindeki araştırmacılar hem de bağımsız araştırmacılar, gazeteciler dolayısıyla. Sivil toplum örgütleri çoğunlukla çünkü mesela bir kentsel dönüşüm projesi devamında ortaya çıkmış bir sivil toplum örgütünün hem bilgi alması açısından hem de hani bütün bu süreçte onların ihtiyacı olan hani bilgiyi bir şekilde vermesi, hani sağlaması açısından site bayağı bir işlev görüyor. Ve aynı zamanda hani süreci takip edebildikleri için o zaman çizelgesinde, hatta onların eylemleri de o süreci beslediği için çeşit aslında bir karşılıklı bir şey de var, etkileşim de var sivil toplum örgütleriyle. Onun dışında gazeteciler çok kullanıyor. Belki hani Türkiye değil sadece, hani yurt dışında da daha geniş ölçekte. Hoş, biraz daha ileride söyleriz çünkü İngilizce versiyonu da var, olduğu için. Hani birkaç yakın zamandan beri olduğu için sitenin. Hani biraz daha yabancı kaynaklarda da referans olarak gösterildiğini takip ediyoruz. Yani burada işaretlenmiş ve künyede olan bilgilerin hepsinin hem Türkçesi hem İngilizcesi tek var. Tek şey hariç, zaman çizelgesi hariç. Çünkü zaman çizelgesi gerçekten çok kapsamlı ve hani kaynakların hepsi Türkçe yer aldığı için biz onları İngilizce çevirsek bile onların Türkçe kaynakları Türkçe bilmeyen birisinin Türkçe kullanması bilmeyen mümkün olmayacak. Olmayacağı için. Ama hani ileride böyle o zaman çizelgesi kısmını da İngilizce çevirmesi gibi bir plan var. Evet, ama bu öngördüğümüz bir şey ama hani şu an için hali hazırda o yok. Ama en azından bütün künye bilgilerine İngilizce ulaşılabiliyor. Ve en azından yine projelerin kendi arasında, kendi aralarındaki ilişkileri İngilizce isimleri olabildiği için. Hani başka Türkçe konuşmayan bütün araştırmacılar aslında açık bir kaynak haline getiriyor. Evet. Onun dışında yani öğrenciler çok kullanıyor. Çok yani üniversite öğrencileri, akademik yayınlarda çok referans veriliyor. Hani onları takip edebiliyoruz. Peki mesela İstanbul'da bir kent konseyi ya da işte yerel ölçekte çalışan bir kurum, kuruluş, örgüt ya da bir yurttaş girişimi, birlik. Evet, biz sizin portalı kullandık. Çok faydalı oldu ve zamanında işte şu merciye, şu resmi kuruma başvuruda bulunup işte olumsuzlukları veya kendi görüşümüzü iletme fırsatımız oldu. Dolayısıyla kararlara katılabildik gibi. Bu kadar ayrıntılı bir şekilde bilmiyoruz ama yani birçok sivil toplum kuruluşunun ve platformun bu siteyi kullandığını biliyoruz ama hani bu dediğiniz gibi örneği mutlaka ziyaretçi trafiğini takip ediyorsunuz. Evet, takip ediyoruz. Evet, nerelerden böyle girildiğini falan görebiliyoruz. Nasıl bir yoğunluk var? 2014'te yayına girdi. 2014'te yayına girdi. Tabii ilk girdiği zaman hani çok hani hem paylaşıldı ve çok fazla böyle giriş yapıldı ama böyle düzenli olarak böyle siteyi takip eden böyle bir kitlenin olduğunu biliyoruz bu şeyden ve hani her gün böyle yüzlerce insan giriyor yani siteye. Onun dışında çok fazla proje olduğu için hani internette arama şeylerinde de çok karşılaşılıyor muhtemelen. Onun da etkisi var. Bunun dışında böyle nasıl kullanılır? Belki Twitter'dan böyle birkaç hani görsel böyle şey yapabiliriz. Peki belki siz olsaydınız, şöyle sorayım soruyu. Yani siz olsaydınız ve böyle bir enstrüman gereç olduğunu fark ettiniz. Bir sivil toplum kuruluşu mensubusunuz. Nasıl kullanırdınız veya bu portalı hazırlayan ekibe hangi tavsiyelerde bulunurdunuz ki sizin kullanımınıza daha uygun bir hale gelsin veya daha zaman olarak veya bilgi içeriği olarak daha kullanışlı, daha işlerine yarayan bir hale gelsin. Yani zaman zaman şöyle şeyler oluyor. Hani birileri hani bize mail atabiliyor. Yani ya bu hani ben bu projeyle böyle yakından ilgiliyim ve atıyorum hani bir bununla ilgili bir platformda yer alıyorum ve burada şu bilgi eksik. Hani bunu ekleyebilir misiniz diye mailler geliyor. Hani onları da hani
hani ekliyoruz, değerlendiriyoruz. Hani böyle şeyler oluyor. Ama biz olsak ne yapardık diye düşünürsek, yani hani şahsi fikrim benim açımdan yine plancı olduğum için bu siteden yararlanacağım en büyük yararlanabileceğim en kullanışlı kısım benim için proje alanlarının hani imar planına destek alınarak çiziliyor olması. Dolayısıyla benim hani bu bilginin güvenilirliği üzerinden herhangi bir, belki yani bilemiyorum, hani resmi olarak bir dava süreciyse benim içinde bulunma sebebim bu projeyle ilişkim daha doğrusu. Bu anlamda kullanırdım ama zaman çizelgesi bana projeyle ilgili bir fikir verebilirdi. Çünkü hani aşağı yukarı ne zaman başladığı, hangi aşamalarda, hangi kurumlarda aksamalara uğradığı ya da hangi konular üzerinden tartışmaya yol açtığı, yani veya hukuki süreçler varsa, itirazlar varsa, o projenin ne kadar iyi planlandığı veya aslında ne kadar çok itiraza uğradığına ilişkin bilgi sahibi. Ve bunu hangi kurumlar tarafından, hani yerel ve daha merkezi yönetim ölçeğinde olabilir bu duraksama. Ya da mesela Fikirtepe kentsel dönüşüm projesinde herhalde hani tarihin en uzun süreçli kentsel dönüşüm projelerinden biri galiba. Çünkü hani en başta öngörülen, hani halkla bir fiil, hani birlikte onların onayı, evet onların onayı, evet %100 katılımla ve %100 hani rızayla kentsel dönüşüme başlanmasıydı. Hani bu çok tabii ki kolay bir şey değil ama hani emek isteyen de zaten bu hani katılımı ancak bu şekilde sağlayabiliriz. Dolayısıyla mesela bilemiyoruz tabii oradaki yaşayanlar gerçekten de bu siteyi kullanırlar mıydı ya da kullanıyorlar mıydı? Ama eminiz ki en azından orada yer alan hani sivil toplum kuruluşları, hani yaşayanların haklarını savunan sivil toplum kuruluşlarının bu süreci site üzerinden takip ettiğine inanıyoruz. Yani, evet, inanıyoruz. Evet. Yani bir de şey konusunda hep çok hassastık. Yani bütün aldığımız bilgilerle ilgili kaynaklarımızı belirtiyoruz. Yani bu da böyle biraz daha güvenilirlik için galiba bizim ayaklarımızı daha böyle yere hani bastırabilen bir şey. Hem güvenilirlik hem de tarafsızlık aslında. Evet. Yani evet. Peki son birkaç dakikada da bunun yaşayan bir çalışma olduğunu söylemiştik. Güncelliyorsunuz. Ne kadar, kaç kişi ne kadar zaman ayırabiliyor? Yakın gelecekteki hedefleriniz nedir? Biraz da bunlardan söz ederseniz. İlk başladığınızda 60 küsur proje. Evet, 69 proje vardı. İşaretlenmişti diyordunuz. Evet, şimdi 129 proje. Enerjisi iki katına çıktı. Bunun dışında da muhtemelen elinizde bekleyen, rafta bekleyen çok var. Hala proje. Hala proje var. Yani başta bir listemiz vardı. O liste üzerinden eklemeye devam ediyoruz. Bazen geriye dönük projeler ekliyoruz. Örneğin bu ay Çağlayan Adliyesi'ni mesela eklemeyi planlıyoruz. Bunun dışında düzenli olarak her ay bütün projeleri böyle takip edip bunlarla ilgili güncellemeleri yapıyoruz. Zaman çizelgelerini ve diğer böyle künyeleri. Yani aslında yaklaşık belki haritayı tekrar dönüp son hani şeyi de bu şekilde belki bitirebiliriz. Hani sitenin nasıl çalıştığı konusunu arada büyük bir parantez açtık. Hani belki güncellemelerle hani nasıl canlı kaldığını tekrar göstermek açısından eğer dönebilirsek. Tamam. Teknik masadaki arkadaşlarımızdan rica edelim tekrar megaprojeleristanbul.com portalına dönebilirsek 1-2 dakika onun üzerinde yani sayfanın en sağ altında işte birkaç sekme var. Orada güncellemeler diye bir sekme var. Orada en son eklenen haberler böyle ulaşılabiliyor. Ve hani onlara da eklediğimiz her şeyi düzenli olarak giriyoruz. Evet, burada. Evet. Aşağıda sağ alttaki şeyi görebiliyorsunuz. Örneğin yakın zamanda galiba 3. Havalimanı ile ilgili bir haber eklemiştik. Yani bir böyle en son baktığımızda 1500'e yakın yeni yani açıldığından sonra 1500'e yakın yeni haber ve güncelleme yapmışız. Evet. Mesela Atatürk Havalimanı, yani mesela son zamanlardaki hareketleri birazcık böyle analiz etmek gerekirse, hani Atatürk Havalimanı tabii ki en baştaki konu, sürekli bir gelişme var, sürekli bir değişim var. Dolayısıyla güncellemeler sekmesinde sürekli Atatürk 3. Havalimanı ile ilgili, pardon, özür diliyorum, bir haber eklemesi var. Onun dışında hani tabii ki de bu son birkaç yılda, hani son bir yılda diyelim, siteye eklediğimiz proje sayısını hani biraz
Daha az çünkü güncellemelere daha fazla zaman ayırıyoruz. Çünkü projelerle ilgili çok fazla gelişme var ve onları takip etmek, en azından o künyeleri canlı tutmak ve çünkü güvenilirlik ve şeffaflık ve canlılık dolayısıyla kriterleri hala... Yeni yatırımlar eklemekten belki daha çok zaman alıyor olabilir. Daha çok zaman alıyor ve daha önemli belki. Yani çünkü o projeleri daha derli toplu ve daha... hani içeriği daha güncel olması belki yeni projeyi daha az içerikli sunmaktan daha da öncelikli. Doğru, sürekliliği sağlama açısından. O veriyi kullanmış olan birisinin yeni gelişmeleri izlemesi, güncellemeleri izlemesi. Çünkü sonuçta bu bir hani kaynak ve canlı bir kaynak. Evet. Dolayısıyla eğer biz güncellemelere ara verirsek sitenin kullanıcıları eğer bununla birkaç kez karşılaşırsa sitenin nasıl desem, başvurulan bir kaynak olarak kullanılması sekmeye uğrayabilir. Evet, ve daha sonra tekrar herkesi yeniden hani sitenin güvenilirliğine yaşamayan bir mecra olarak algılanmaya başlaması. Evet. O biraz daha riskli. Önceliğimiz o yüzden güncellemelerden yana. Evet. Bir de yani bu projeyi biraz daha geliştirmek gibi planımız var. Hani bu biraz daha böyle kapsamlı bir iş. Belki hani ekibi büyütmemiz de gerekebilir bunun için ama biraz daha bu hani gene mega proje demeyelim ama büyük kentsel projeleri biraz daha tarihsel olarak hani ele almakla ilgili. Örneğin işte 1923 ile işte 50 arası, 50 ile 80 arası, 80 ile 2000 arasındaki bu büyük projelerle ilgili bir araştırma yapıp aynı bu şekilde haritayı ekleyip bunlarla ilgili tüm işte arşivlerden haberleri tarayıp bir veri tabanı oluşturup yapmayı planlıyoruz. Yakın zamanda böyle bir işe de girişmeyi planlıyoruz. Çünkü yani bu projelerle ilgili hani yani bunlar sadece böyle 2000 yılından sonra böyle olan böyle şeyler değil. Bunların bir kesinlikle bir sürekliliği var. Ve böyle bu yapacağımız araştırmada herhalde bu sürekliliği yani izlemeye olanak sağlayacaktık diye düşünüyorum. Çok ilginç olacağını düşünüyorum ben kendi adıma. İstanbul'un geçmişte yaşadığı gelişme hamlelerini görmek, planlamaları. Hem de o zamanın altlıklarıyla yani harita altlıkları. Şehrin çevresinin nasıl değiştiğini. Çok teşekkür ediyoruz. 2018'in bu son Şehir Efimizin programında iki konuğumuzu ağırladık, iki uzmanı ağırladık. Megaprojeistanbul.com isimli portalı çalışma yürüten ekipten Sevil Şeten ve Murat Tülek, kendilerine teşekkür ediyoruz. 2019'da tekrar görüşmek dileğiyle herkese iyi bir yıl diliyoruz. Hoşça kalın. Teşekkürler. Teşekkürler.